Yaparım. Eğilmedim Ahmet. Gel gel hadi yarıyor. Hadi. Hadi lan hadi. Hadi. Sevgili arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz en son böyle bir antik kasa açmıştık. Bize hediye gönderen abinin dükkanındayız bugün. Aklınıza gelebilecek bütün antikalardan var. İnanılmaz çok ilginç objeler var. Hepsini sizlere göstereceğim. Güzel bir like'ınızı alırım, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun başındayken söylüyorum. Şimdi her şeye göz atacağız. Benim şu an çok inanılmaz mutluyum. Yani 40 kişi beniz. O kadar mutlu olurdum. Hemen önümüzdeki eşyalardan bir tanesini göstereyim. Mesela bu Kurtuluş Savaşı'nda atılmış bir... Gülme. Burada bir tane Kurtuluş Savaşı'ndan kalma kurşunumuz var. O derecede büyük. Seninki ne? Evet. Ölçüm mü yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ondan sonra burada... Aman arkadaşlar burada bir tane kırılan eşya bizim ziraat kartımızı buraya koymamız gibi bir şey. O kadar değerli eşyalar var, çok değerli. Başka sarımsak mıydı? Yok oğlum, burada kahve makinesi, eski kahve makinesi. Böyle Osmanlı. Onu da altını çizerek söylüyorum. Ondan sonra burada böyle bir şey var. Sonra bu da herhalde Deniz Toman'ın çorba kaşığı. Aynen, Deniz'in çorba kaşığı var arkadaşlar burada. Ondan sonra böyle bir şey var. İbrik. Sonra bak burada şey var. Askeri bir kask var. Ben bunu takayım kafama vur bakayım işte. Öyle değil, geri zekalı. Bununla bak. He. Ama bu çok sert, yavaş bu tamam mı? Oğlum bu harbi ağır lan. Ağır tabii. Ağır diyor. De, kask önemli. Ondan sonra burada kilitlerimiz filan var. Arkadaşlar bir sürü çok güzel şeyler var. Yani size hangisini göstereceğimi... Para var, para. Çok güzel. Paralar var. Yani köşeli paralar var ya, öyle söyleyeyim. 5 euro Serkan, euro ne kadar? 5 euro mu? Oğlum bu... Tamam. Allah Allah, çıkışta yemek yeriz. Ondan sonra hemen şu kısma geçiyorum. Burada bir tane at var arkadaşlar. Harbiden bildiğin at. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim size. Üzerinde yazıyor zaten. 1989 Başbakanlık Koşusu Kupası. Adam bin ayar gümüşü satmış. Şu an bunun fiyatı 20 bin lira 30 bin lira var. Manevi olarak ölçülemez ama gerçekten değeri çok büyük. Yani bunu alamayız. Böyle söyleyeyim. Bu da inanılmaz derecede ağır. Bayağı bir ağır. Saf gümüş bu arada bu da. Bu da neymiş? 1982 Fatih Sultan Mehmet Koşusu Birincilik Armağanı. Yani inanılmaz değerli eşyalar var. Kupalar var, fil var. Oo, fil de ağır bayağı. Mermerden yapılmış gibi. Bir tane filimiz var burada. Biraz denize benziyor. Aman hiçbir şey böyle kırık. Lan Tugay! Ananı avladı lan. Bizim eve de böyle bir hediye gelmişti biliyorsunuz arkadaşlar. İki tane silahımız var burada. Bir tane daha var ha. Bu altı patlar bak. Gel lan delikanlı gibi. Heh. Sırt sırta. Yok oğlum bunun olacak işte. Kim vurdu? Ben vurdum. Ben havaya sıkıştım. Tavana vurdum ben. Evet, ardından geçiyoruz. Şöyle geçelim. Ya çok güzel şeyler var. Hangisini göstereceğimi şaşırdım. Oğlum burada şampanya mı, şarap mı ne var lan? 1979. 1979. Aa şarap lan bu. İçelim, su koyalım. Hiç kimse anlamaz. Neyse gel buradan da şey yapalım. Burada bir gece lambası var. Ondan sonra burada matara var arkadaşlar. Değişik kitap tarzında bir matara var. Serkan kırıyor. Serkan vallahi kırarsak buradan var ya. Ciddi anlamda ayrılamayız. Oo burada kurşunlar falan var. Kurşun uçları falan var. Gergeden var Serkan çok küçük. Gergeden. Aa burada gülümse çekiyorum. Ana. Dur bir bakayım lan. Bir resmi çeksene. Çektim. Çok güzel lan Serkan. Görünüyor arkadan. Şuradan bak. Bak oradan değil oğlum ya, salak mısın sen? Şuradan. Şöyle. Evet. Daha en güzellerine gelmedik bile. En güzellerini en sona saklıyorum arkadaşlar. Burada değişik bir tata var. Burada bir şey var. Onları aldığımda. Ah. Serkan gittik. Neyi kırdın? Eğilmedim Ahmet. Oğlum neyi kırdın? Vallahi kupa gibi. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Harbiden altın kapılarımız kan oldu bu arada. Hep altın değil. Serkan bunları birleştirdim. Oğlum paramparça olmuş. Serkan şey getirdim, bir şey getir silelim şurayı. Kanka üstünde sarı şeyler var inşallah altın değildir bak. Kıyamet bugündür ey İmmedi Muhammed. Fark eder mi? Fark ederler tabi oğlum. Ben başka bir şeye el atmıyorum Serkan. Arkadaşlar biz burada bok yedik galiba harbiden. Yani büyük sıçtık gibi. Serkan bunlar da şöyle. Oğlum sen de şöyle al. Geleceğim sen. Tamam. Biz devam edelim hiçbir şey yokmuş gibi. Ondan sonra burada arkadaşlar...
Oğlum tamam diyorum lan. Oğlum sakla ya. Vallahi söylerim, yemin ediyorum söylerim seni kurtarırım. Hiç umurumda olmaz. Arkadaşlar burada hücum borusu var. Gergedan ya, şey gergedanın boynuzundan yapmışlar. Yani biliyorsun dattara da öyle. Ondan sonra burada çok değerli gerçek bir kılıcımız var. Böyle abi bize çıkarttıydı göster diye. Böyle bir kılıcımız var. Hançer daha doğrusu bu hançer. Ondan şey sonra ben... bu da düdük. Bu da böyle bir düdük. Ondan sonra daha göstereceğimiz bir sürü şeyler. Aha burada şey var lan Serkan. Böyle döndürüyorsun Serkan'cığım. Sonra Tugay'cığım. Bayağı döndürdükten sonra. Sonra bunu böyle indiriyorsun. Ucu değiyor sadece. Amcaz gidiyoruz tam gaz. Arabaya sığma. Yapma ya. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Yani inanılmaz çok güzel değerli eşyalar var. Ama bu da şey var. Bu ne? Keman mı? Tugay, o zaman seninle bir orkestra kurmadık mı ya? 95'ten kalan bir gözlük. Çok güzel bir gözlük ama. Serkan yakıştı mı? Bakayım. Bayağı güzel gözlükler var. Aha Serkan gözlüğe bak. Bak şimdi gözlerim büyüyecek izleyin. Barış Manço'nun gözlüğünü buldum. Teki kırılmış ya. Aynen biraz da gitmiş. Aa bak burada da kılıç var. Aman diyeyim çıkartırken bak. 1911 diyor ya. Ne diyorsun? 1911 arkadaşlar inanılmaz bir işte muhtemelen bir milyonu vardır diye düşünüyorum. Bayağı değerli bir şey. Sonra burada kemer var. Aha teleskop. Lan oğlum teleskop. Dur. Oo seni görüyorum lan Görkem küçücüksün. Ters tutuyorsun ters. Böyle değil mi? Böyle tutuyorsun. Böyle mi? Aynen avradını. Görkem ağzına ekmek mi kalmış? Ama bayağı gösteriyor ha. Kanka ananı avradını Armageddon tümünün maskeleri tak bakayım. Squid Game. Çok güzel maskeler var. Yine böyle tarihsel. Yine burada bir kılıcımız var arkadaşlar. Kılıcın sapı yok. Ondan sonra bastonlar falan var böyle. Çok değişik bastonlar gördüm bu arada. Köpek bastonu var. Çok güzel böyle hasırdan işlenmiş. Aaa Serkan. Allah yazan şey. Tövbe estağfurullah. Bardak. Ondan sonra burada eski telefonlar falan var. Gazanfer'in bulduğu şey. Graham, gezdekalı ne yapıyorum? Şuna baksana şuna. Gözüyle oraya eğilmiş bakıyor. Graham. Şöyle değişik şeyler var. Oo. Kadehler filan. Aa bak şurada Galatasaray şapkası var ha. Ona harbiden lan Galatasaray şapkası var. Ali Sami'nin ilk taktığı şapka galiba. Ana burada hoparlörler filan var. Mikrofonlar falan. Ana bu ne lan? Ana. Hani yayın bazı yayıncılar böyle yapıyor ya. Onu o eski şey ha. Önceden demiri yalıyorlar. Kulak yalıyorlar ayrı bir şey. Yakında da artık ne yalasın. Ya şeyler var bu. Kamera. Bu sefer ne? Serkan bu sefer çok değerli bir şeydi. Mermede kızdı. Ya Tugay. Oğlum bu konuda harbi gittim. Daha neye yedik galiba. Bu ne kitabı? Ya hala kitap diyor. Oğlum sen sana çok eski bir kitabı verdin. Lan iki tane şey kırdın ha. Kitabı da yedim. Elleme. Abi ne yapacağız? Sen tekrar üstüne tut. Anladın mı? Telefon mu? Eski telefon. Aa çalışıyor lan telefon. Ha yok şu an. Serkan arkadaşlar burada çok... Serkan bunlar oğlum bir iki dakika dur kapat şunu. Adam görmeden. Aynen bir kapatsana sen onu. Oğlum bunları sakla şöyle. Git şu an bizi arayalım. Harbiden çok kötü yapacaklar Serkan. Neyse bunlar da şöyle böyle tarihsel sanırım. Ya bir de geldim bana diyor ki kırma etme. Ulan hiç şey elimi sürmüyorum. Sen niye her şeyi bızık diyor. Anam düşüyordu. Aa, eski sevgilim. Serkan, ana ne zaman çekildin lan bu fotoğrafı? Aa Serkan, gel bakayım seni gidip yiyorum canına. Gel bakayım. Sonra, ana tepsiler var lan, eski tepsilere bak. Evet. Büyük, orta, küçük hangisi? Hiçbirine. Ana bu da yumurtalık mı lan? O da bu. Bu da bu şey. Ana yumurta koyabiliyorsun böyle içine kapatıyor. At. Burada eşyalar koyuyor. Zeytinlik. Ana şey. Oğlum bu bile çok ağır arkadaşlar bu arada. Keşke YouTube'da tartma şeyi falan olsa. Bunlar oğlum. Ciddi anlamda ağır yani. Halil Ankara. Hilal. Lan bizim Hilal. Lan Hilal deden mi bu? Ana dedi Hilal'in dedesini bulduk. Oğlum burada da çok değişik şeyler var. Ana. Küfretme işte. Oğlum bak yapmışım ya. Serkan bu ne lan? Bu ne? Kanka bu ne biliyor musun? Kamış. Küfretme işte tüm bu. Kalemlere bak. Yepyeni. Yepyeni kalemler falan var. Ayna söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada? Arkana bak. Tipini s**ti. Savunun bir de kahpeler. Lan! Ayyim kostum. Sana
Gideceğim gidiyordum abi. Kankam buradan tamam gidemeyeceğiz. En son bu katana bıçağını bize sokacağız. Senin bıçak daha güzel şey. Senin kılıç daha güzel şu an. Ama bunlarda da yine böyle işlemeler falan var arkadaşlar. Bu selamlama kılıcı. Merhaba asker sağ ol komutanım. Oğlum az mı film izledik bak. Altan'ın oğlu Tarkan. Aa burada fotoğrafını var lan Serkan. Bak bakayım kimin resmi var. Aziz Ersoy var. Kan Şoray var. Ana bizim abi Türkan Şoray'ı çok seviyor galiba. Çok eski şeyler var. Aa ne yazıyor lan? Aa kimi? Oo vallahi bir ünlünün resmi var. Değişik resimler var. Ana çok eski resimler var. Aga be şunlara baksana. Setten muhtemelen abi. Sayfa katliam. 1342, 1343, 1344, 1345. Ondan sonra burada çok ama çok değerli bir kılıcımız var. Altın bu arada arkadaşlar. Altın işlemeli. Şöyle çıkartırken çok yavaş davranmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şunlar altın. Bu işlemelerdeki şeyler altın ve fiyatı oldukça pahalı bir kılıç. Bu da eski işte kılıçlardan bir tanesi. İşlemesinden belli zaten çok güzel kılıç. Bu Pokemon parası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle altına benziyor ama değil. Ama burada terazi var lan. Vallahi terazi var. Mesela şundan şunu tak. Anana onu düşünüyordum seferde. Yapma bak o çok pahalıya benziyor. Aynen bunu en başa koymuşlar kesin pahalıdır. Dur bir dakika şimdi. Götüme gitti. Serkan parayı bulduk harbiden. Arkadaşlar burada eski paralardan var. Oha Tugay. 10.000 Türk lirası. Oğlum şu an 10.000 Türk lirası. Aaa bu kim? Bu da. Arkadaşlar bu da bu. Yani ismi Buda'ymış. Aynen Buda. Ve tapıyorlar. Tabii herkesin evet. Bir inanışı var. Belirli bir dinin aynen. Şeyi. Ondan sonra burada bir tane tarak var, şey tarak var, fıça var daha doğrusu. Sonra burada yine değişik şeyler, ayna filan var. Ondan sonra burada kerata var. Burada paralar var, eski paralar. Ver bakayım ne güzel paralar. Dur bak, oğlum bak düşünsene. 1 milyon diyor. Bunu götürsene şu an. 1 milyon. Al buna bir daha. Al olur şuradan bir BMW. 100.000 lira. 1 milyon. Burada şeyler var. Adam kendini dokunmuş arkadaşlar. Burada bir ilan halısı var. İstanbul'un anahtarını buldum. Harbiden İstanbul'un anahtarı bu arada. Bunun açamayacağı kapı yoktu. Burada Mehmet Ali Erbil'in gözlüğü var. Bir de lan benim Aras teyzem var. Ona çok benziyor. Aa bu enişten mi? Bakayım. Yok. Aa bak yine Hilal Ankara. Bak yine o adam. Oğlum bu adam kim bak, ya? Bak Remzi Gezer. Arkadaşlar bilgisi olanlar yazarsa sevinirim. Biz cahil kaldık. Serkan bu kırıkları buradan kaldır bu arada. Vallahi başımıza dert açıldı. Ondan sonra burada mumluk var. Zaten kırık. Serkan. Sen çiçeğe misin? Yok. Bu şeydi zaten. Buraya kaynatmışlar. Attı bundan bir şey yok. Bunu kaynattılar. Şuradan. Buradan uzaklaş. Aa. Serkan bu ne? Dikiş makinesi. Ben? Dikiş makinesi. Arkadaşlar burada putlar var. Altın bulduk. Abi hiç bu kadar altına ellememiştim. Dur bir bakayım. Tamam yeter Serkan. Serkan düşünün zımpara getiriyor zımpara. Altın yazıyorum. Bu da altın. Bak, ayağına istiyorum. Dikkat et bak. Tablo mablo bir şeyler var. Aynen burası çok değerli. Putlar falan var. Ödeyemeyiz oraya gel. Ödeyemeyiz. Bu da ödenecek bir şey değil. Ayağımı şöyle atayım. Şöyle çıkayım. Aa bu da saat mi? Yok. Oha içinde askılık var anasını satayım saat. Anahtarlık işte. Anahtarlık. Bak burada at var lan bildiğin at Serkan. He ben de onu. Ondan sonra bak burada çok eski radyolar var. Evet aman. Sallanı. Dur. Serkan gidelim ya. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Merhaba ben kılıç bakıyordum da. Kılıç, kılıcımız var. Var. Şöyle kılıçlar var. Videodan şey yapmayın, video hani genel içeride bir video çekiyorduk ondan dolayı videodasınız. Tamam. Burada kılıcımız var böyle sapı yok ama. Bunu... Daha özel bir şey var mı? Daha özel. Aynen. Ya şöyle bir kılıcımız var ama bu kılıç selamlama kılıcı. Aynen. Ama bak şöyle bir kılıç verebilirim altın kaplama. Bu bildiğiniz altın kaplama yani. Eski Osman ama bunu alacak yani biraz sıkıntılı. Bütçe öyle. Nedir? Ona göre bir şey. Ya benim bütçem yok ama benden ilk koleksiyon tarzı topluyorum. Ben de ya bu koleksiyon daha... için çok fazla, çok pahalı. Burası galiba fil dişi. Yani burası fil dişi. Bir de bu İsmet Paşa'nın ilk eline aldığı kılıç. Yani kendisinin özel şahsi kılıcı. Bir tane kılıçla zaten geziyormuş bu adam. Paşamız yani. Bunu da evinden ayırmıyormuş. Şöyle bir bakabilir miyim? Çok güzel bir paşa. Aman deyip çok dikkat etmeniz gerekiyor. Buraları altın galiba. Aynen. Aynen buraları altın. Komple altın. Benim koleksiyonuma da tam böyle bir şey eklemek istiyorum. Valla ama işte bunun bütçesi biraz... Ya bütçe konusunda pek sıkıntım yok benim. Bunu alamazsın. Ben sana başka şeyler göstereyim. Alabilirim belki. Ne kadar? Yani bunun fiyatı 60 bin liradan başlıyor. Ha, çok yani. Bence de o kadar gerek. Zaten bu elimizdeki en değerli eşya.
Başka bir şey var mı? Ya bir de buna indirim yapamıyoruz. Yani arkadaş indirim yap diyor da buna indirim yapılmıyor. Bu İsmet Paşa'nın kılıcı, bu da İsmet Paşa'nın hanımının kılıcı. Aa, çok değerli. Çok değerli bir. Bir de yani şimdi kadın kullandığından dolayı şey yani nasıl söyleyeyim hem özel bir iş. Baksana evet. 1911 yazıyor. Evet, yani, çiçekli mi çekti süpürmeler? Çiçek tabi. Kadın kullanınca bir temiz kullanıyor. 1911 yazıyor. Kaç? Yani. 110 bu da 1909 yani. Galiba. Yani şey öyle bir şey. Evet, bu evet. O da eski. Buna pazarlık yapabilir. Ben bunu cidden almak istiyorum. Hani bütçe cidden benim problemim değil. Demeyelim de. Yani. İsmet Paşa'nın babasının vardı onu gösterelim. İsmet Paşa'nın babasının da var. Şurada hemen abi vereyim onu da. İsmet Paşa'nın babasının da şöyle bir hançeri var. Zamanında Bosna Hersek'te bir savaş çıktı. İsmet Paşa'nın babası İsmet Paşa'mızı vuran düşmanların arkasından komutanlarını bununla çaktı. Öyle bir çaktı. Ya ben bunları da çok beğendim ama şu özel bir gibi. Ya bu tabi bu aslında ben de bunu vermek istiyorum. İşte bu zorlar. Ya bir de bununla düşüş yapalım. Bize zaten bu Fransa'dan geldi. İsmet Paşa Fransa'da bir imparatorluğa bırakmış bunu zamanında. Filin hikayesini hep biliyorsun. Zaten özel bir şey gibi duruyor şu. Ya bu fil zaten genelde fillerin dişi bu kadar kalın olmaz. Tamam mı? Yani çok nadirdir böyle kışların sapında bir fil dişi görmek. Bu fil dişini çok yaşlı 101 yaşında ölen bir fil vardı zamanında. Bu onun dişi yani. Hadi sana taksi parası olsun 59.900 yani yapamıyorum bir şey. Ya babam da burada dedi. Bu da benim babamın yeri. Peki bunu şey yapabilir miyiz? Ben size kapora bırakayım. Ne kadar kapora bırakacaksın? Ne kadar vermem lazım? Yani bunun için bir yarısını vermesi lazım. Çarpmamız lazım yani. Aynen şimdi bir de böyle bir sıkıntımız var. Mesela burada çekim yapıyoruz ama bu çekimde de mesela Instagram sayfamızda falan paylaştığımızda bunlar 500'ü falan geçiyor yani. Biz babamla çok büyük koleksiyon. Bu da çok özel bir şey bak burada ismi yazıyor. Yani bunu alabilirsin. Bu en değerli şu an dükkanın içerisinde en değerli eşyalardan bir tanesi. Amcamın adı Mustafa. Babamın adı Kemal. Abimin adı Ata. Diğerinin adı da Türk. Ya Mustafa Kemal. 10 tane kardeşin tamam adını Mustafa Kemal Atatürk yapmışlar yani o kadar. Hani gerçekten bu işi yapmanızdan ve bu parçalardan belli zaten. Sualeden geliyor. Şöyle bakacağım. Ya biz sana şaka yaptık. Biz dükkanın sahibinden değil. Bu kadar para ödeyeceğini tahmin etmiyorum. Ama ben bu kılıcı almak. Kılıcı alın yine biz abi alıyor kesin alsın. Lan sabahtan beri 50 tane şey kırdık. Al abi sen şunu götür ver şundan kalsın 106 var. Yok cidden ben hani bununla... Ya kılıcı şey yapar. Siz dükkan sahibini şey yap. Ciddi alacaksanız zaten ciddi almışsın. Daha paranızı şöyle takdir edeyim. Biz size şaka yaptık. Orada kamera gidiyor. Biz Tugay yok. YouTube'dan takip ettik. Bir tane daha takipçi gelsin. Valla biz şaka yaptık. Normalde bu yani ama dediğim gibi yine bu kadar fiyatı yüksek ama biz biraz ileriye gittik. Ben seni bayağı duygularla oynadım. Yani çok alçak bir insan. Yok hani biz dedemden beri böyle biriktiriyoruz. Allah Allah. Ben dükkanın dedik, sahibi yakın. Buralarda çay içiyoruz. Bende biraz okuma yazma da var. Onun altında da gerçekten hani İsmet Paşa'nın sen ne yapmışsın gördün hemen kovanayım dedim. Abi, normalde daha fazla. Ya söyleyeyim hani uygun bir. 60 uygun bunun için. Harbi mi diyorsun? Gerçekten. Kazık diyor musun? Valla benim o kadar ben hiç bilgim yok ama ben de bir yani eskileri çok seviyorum. Ben de burada video çekiyorum bugün YouTube kanalıma. Sana ufak bir şaka yaptık artık. Böyle şeyleri kaçıp çünkü bu 100 bin lirası var. Valla tamam abiyle konuşursunuz ya hemen dükkanın sahibini zaten kapatacağız videoyu. Tamam. Patatürk sizi iş bağlayacağız. Tamam. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Ufak da bir şaka yaptık burada. Ben biraz şey aldım. ama satacağız. Bunu sana satarız. Tamam. Yani abiyle konuşur biz de. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Öpüyoruz sizleri. Bakmayın umarım. Teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Rica ederim. Arkadaşlar dükkanın sahibi geldi. Yani hak geçmesin diye söyleyeceğiz. Kırdığımız eşyalar neyse tabi bedelini falan vereceğiz. Dükkan sahibi de yaşlı içeridesin. Oğlum adam çok aksi ya. Amca biz burada çekim yaptık. Evet. Ama güzel müşteri buldum. Bir sıkıntı var ama. Evet. Birkaç tane eşyadan kırdım. Ooo! Vereceksiniz parasını. Güzellik yapma. Parasını vereceksiniz. Buraya ben para saydım. Parasını vereceğiz zaten. Ha, para vereceksiniz. Güzellik yapma. Ya. Güzellik yapacak olsam zaten söyleyeyim. Bunun çocukları. Amca. Sakin ol. Vereceğiz parasını. Tamam hadi tamam. Amca, ben buraya para saydım. Parasını o kırdı. Bu mu kırdı? Allah lan vereceksin sen vereceksin parayı. Ben vereceğim parayı. Sen vereceksin parayı. Nakit yok ama. Aa bozduracaksın. Vermiyorum. Bozduracaksın. Yo vereceksin. Varsa, tamam seni. Varsayalım vermiyorum. Yo parayı sayacaksın bana. Baba hep boş lan. Vallahi boş. İş dolu yok mu lan? Üçümüzde de iş bir şey yok mu? Vallahi yok. Sende de mi yok lan? Ulan ne arabaları ne geziyorsunuz lan bu memlekette? Amca paramı olsa vereceğim, paramız yok. Peki hadi yarıyorum. Hadi. Parasını. Hadi lan sen de.
Hadi ye. Arkadaşlar şaka yaptık ama amcanın parasını tabii ki de vereceğiz. Öpüyor sizi, bay bay. Lan adam çok deli. Nasıl vereceksin? Ben baftanı nasıl vereceksin? Nasıl vereceksin? Yok. Yok oğlum, yok nakit. Adam var satmış. Nasıl oldu? Hem para bu kadar. Canınız sağ olsun, hadi. Gidelim bu parayı. Hadi gidelim, hadi bakalım. Görüyorum, bir daha buralara gelme lan.